Evet, şimdi 10 dakika kronometremi açtım. Size 10 dakikada yine böyle yani hızlıca, süratli bir şekilde özellikle altınla ilgili çok fazla soru sorduğunuz için ve panik yaptığınızı gördüğüm için bu benim şahsi fikrimdir. Yine dediğim gibi burada yaptığımız yorumlar tamamen naçizane. Böyle kendimizi bir şeye adadık, bir yola girdik. Hani bu yolda terleme durumundayız. Dolayısıyla sırtlandığım bu benden doğru bilgi aldığına inanan insanlarla yola devam etme kaygısıyla bu yayını tekrar açtım. Zaten Murat Bey'le olan yayını bir kere daha izleyin. İnanılmaz. O yayından sonra benim şu yandaki yorumum daha da anlamlı gelecektir size diye düşünüyorum. Şimdi hızlıca Dolar-TL tarafında bugünkü bu 7.50'ye doğru geri çekilmek çok detaylı konuştuk. Hakikaten Dolar-TL ile ilgili neredeyse 2021'in ilk çeyreğine kadar olabilecek seviyelerle ilgili çok detaylı bir yayın yaptık az evvel. Ama benim şahsi fikrim de zaten bugünkü faiz kararı ile beraber bunun özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hani bunu şey için söylemiyorum ama 22 Ekim'deki yayınıma bakarsanız ya böyle kriz geçirir falan halde bir yayın yapmıştım. Buna nasıl müsaade ettiklerini, niye hala faiz artırımı konusunda tutuk davrandıklarını, tabii bunun altının ne kadar dolu olduğunu kendim de biliyorum ama o hareketi yapmadıktan sonra biz işte o 6 Kasım'daki 8.50'ye doğru ivmelenmeyi gördük Dolar-TL'de. Sonra da gerçekten hani aslında anlıyorum, bir taraftan da kızmama rağmen özellikle doları 8-8.50 bandının alanları için söylüyorum. Hani hem oradaki o panik duygusunu da anlıyorum. Bizler kadar profesyonel olmadığınız için işin içerisine ister istemez duygularınızı katıyorsunuz. Dolayısıyla da o panik ile hareket ediyorsunuz. Ve maliyetleriniz de maalesef tabii ki o günkü ortamda çok hızlı bir yukarı gidiş, çok hızlı bir aşağı geliş gördük. Şimdi bugün itibariyle Dolar-TL tarafında bir dengelenme görüyor olmamız lazım. Şöyle bir durum için söyledim, 22 Ekim'e atfettim. 22 Ekim'deki yayında tam şöyle bir Dolar-TL'de bir şey olmuştu. 7.78'lere doğru gevşemiştik. Merkez Bankası faizle ilgili hiçbir hamle yapmayınca oradan tekrar 7.90'lara geldik. Tam da yabancı tarafta bir tekrar böyle bir yurt dışından bir hareketliliğin olduğu, Türkiye'ye bir ivmenin olma ihtimalinin olduğu, özellikle hisse senedi tarafına, ki tahvil bono da biliyorsunuz her yayınımda bunu vurgulamadıysam çok fazla vurguladım. Sene başından beri hisse senedi tarafına ve şey tarafında, tahvil bono tarafında ne kadar ciddi bir yabancı satışının olduğunu. Dolayısıyla 22 Ekim'de tam bir hareket vardı, tekrar Türkiye piyasasında bir ilgi vardı. Neticede şöyle görmemiz lazım. Dünyada inanılmaz bir para bolluğu var. Ve dünyadaki bu para bolluğunda ve dünyanın aslında euro dolar paritesi açısından da bakarsak doların değer kaybettiği bir trendde biz içeride anormal seviyeleri gördük dolar-tl açısından. Bence zaten hani o 2018'den beri ele alacaksak bu süreci, 3.80'lerden kurun bu kadar gelmiş olması, 8.50 anormal bir seviye zaten. Yani burada hakikaten 8 ile 8.50 arasında maliyet yapmış olanlar için tabii ki ben de kendi şahsi öngörümde, bunu yazın yaptığım yayınlarda da söyledim. Bunlar tamamen benim şahsi yorumlarımdır. Piyasanın içindeki bir insan olarak söylüyorum. 6.84-6.85'lere doğru bir sarkma zaten şu saatten sonra beklemem. Ha neyi bekleyebilirim? Bu yurt dışından gelen yabancı ilgisinin devamıyla, çünkü şu anda bir getiri arayışı var, ciddi de bir likidite bolluğu var dünyada. Bunlar ne yapacak? Türkiye'de aslında hani her ne kadar, hani bakın bugün faiz artırma oldu ama biz hala Fitch, Moody's ve S&P nezdinde hala yatırım yapılabilir ülke kategorisinde bir ülke değiliz. Dolayısıyla yurt dışı fonlar, hani biz arzu etmiyoruz zaten gelmelerini ama hani sıcak parayı bir böyle bir tukaka durumumuz var. Ama mecburen sıcak para gelecek sadece. Çünkü zaten yatırım yapılabilir ülke olabilecek noktadan sonra bizim o arzu ettiğimiz doğrudan belki sermaye akışı olacak. Dolayısıyla bugün itibariyle Dolar-TL tarafında bu hızlı hareketle beraber 8.50'den 7.50'ye doğru geldiği gibi 7.50'den de 6.50'ye falan gitmesini tabii ki olası görmüyorum. Sadece ne olabileceğini şöyle kısa vade için söyleyeyim. Hani birazcık daha para girişi devam ederse ve en önemli noktanın aslında sizler olduğunu düşünüyorum. Sizler gerçekten bu faiz artırımıyla beraber elinde döviz yatırımcısı olanlar, bizler artık şunu takip ediyor olacağız. Piyasanın içindeki kişiler, haftalık olarak bunlara bakıyoruz zaten. Gerçekten elinde döviz tevduatı olan o %50'nin üzerindeki kesim,
Bu faizle ikna oldu ve orada tekrar dolardan TL'ye doğru geçiş anlamında bir hareket yapmaya başladılar mı? Biz bunu göreceğiz. Dolayısıyla aslında ben burada size bir yorumcu sıfatıyla bu yorumu yapsam da asıl bu kararı verecek olan sizlersiniz. Şu noktadan sonra yıl sonuna kadar özellikle stopaj tarafındaki avantajla beraber ben şunu şey yapabilirim. Hani TL'de mevduat tarafı zaten aslında hani yarın hemen şöyle bakmayın. Ya ben zaten bana da geçen ay verdikleri faizin aynısını veriyorlar. Yani bir şey değişmedi ki hani dün bugün için Merkez Bankası faiz artırımı yapınca yarın siz mevduat faizlerinde size 18'leri falan vermeyecekler. Zaten buna yakın bir faiz oranı alıyordunuz yani bankalardan. Aslında zaten piyasanın fiyatladığına Merkez Bankası gelmiş oldu. Bizim zaten hep eleştirimiz bu noktadaydı. Halbuki piyasanın önünde gitmesi lazım. Piyasayı ışık tutması lazım ya onu yapmayıp maalesef böyle geriden geliyordu. Şimdi piyasayla netleşti. Dolayısıyla şu andan itibaren ben dolar TL tarafında şahsi fikrimdir, kimseyi bağlamaz. Bir dengelenme gelmesini, olası yabancı hareketle beraber dolar TL tarafında hani para girişi birazcık daha olursa ki önümüzdeki hafta itibariyle birazcık daha görürüz biz bunu. Hani o daha evvel hani o 7.20'lerden başlayan bir hareket vardı. İlk 2018'de biliyorsunuz 7.20'yi gördüğümüz zaman altın üstünde faiz artırımı yapmıştık. Ondan sonra hatta o gün bile gene feryat figan böyle ne yapıyorlar ne kadar sahipsiziz diye böyle bir nereden geldiniz niye gelmiyor bu faiz artırımı noktasındaydım. Maalesef bugünlere geldik. Dolayısıyla geri çekilmelerde ben kısa vadede birazcık daha yabancı ilgisinin devam etmesiyle paralel dolar TL'de kısa vadede hareket devam edebilir aşağı yönlü. Ama bu kararı yani 8'in üzerinde dolarla maliyet oluşturmuş kişilerin sizler bu kararı veriyor olacaksınız ve elinde döviz tevdiatı tutan insanlar bu kararı veriyor olacak. Bir çözülme olup olmadığını önümüzdeki haftalarda bizler de görüyor olacağız. Bugün itibariyle TL faizinin 15'lerde oluyor olması, hani baktığınız zaman dünyada faizlerin tamamen düşük tutulduğu bir ortamda aslında biz TL'de hala 15'li faizleri konuşuyoruz. Neden? Zaten enflasyonumuz yüksek olduğu için. Gerçekten reel anlamda hani şu anda enflasyonun hesaplanan enflasyonun 11.89'larda hani 12'lerde olduğunu düşünecek olursak bir miktar üstünde bir getiri almamız söz konusu. Dolayısıyla dolar TL için yorumum kısa vadede geri çekilmenin devam edebileceği ama bunun bir dengelenme noktasına geleceği. Orada da baktığımız seviyeler hakikaten 7.50'lerin altına doğru bir psikolojik de olsa bir sarkma olacak mı? Yoksa hani o 7 şuraya ben notumu almıştım hemen size söyleyeyim. Hani işte böyle 7.50 ile 7.80 arasındaki bir yerde bir dengelenme mi olacak? Hatta 7.45-7.80 bandında diyeyim bir dengelenme mi olacak? Kısa vadede bunu görüyor olacağız. Şimdi buradan sonra artık bir daha 24 Aralık'ta Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Zaten şimdiden söyleyeyim bence zaten orada bir şey yapmayacak. Bunu zaten Murat Bey'le olan yayında da bakarsınız. Yani o da çok detaylı anlattı. Bence de zaten bir faiz artırımı çok muhtemel görmüyorum. Aralık ayında. Dolayısıyla biz buradan sonra artık yurt dışı piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Dolar TL için özellikle benim uyarım şöyle olur. 8'den aldım. Zararına satayım mı? Dolar da alternatiflere bakın. Maalesef hani ben böyle çok bebek adımlarıyla ilerliyorum ama aslında dolarda olup gerçekten neredeyse TL faizi kadar getiri elde edebileceğiniz enstrümanlar var. Sabit getirili tarafta, Eurobondlar tarafında. Ama şimdi ben bunu ağzımdan çıkardığımda gidip yanlış bir hareket yaparsınız diye de yüreğim ağzımda konuşuyorum. Onun için burada dediğim gibi bir yatırım danışmanlığı ve bir yatırım tavsiyesi değil asla bunlar. Sadece genel başlığı, genel bilgi anlamında bu bilgileri size vermeye çalışıyorum. Araştırıp kendi portföyünüze uygun olana siz kendiniz bakarsınız. Dolayısıyla şuraya geliyorum. Dolar tarafındaki bu hareketle yani dolar TL'deki bu geri çekilmede 8'in üstünde maliyetlenmiş olanlar için hep size daha evvel söylediğim lütfen tek seferde hareket etmeyin. Kademeli alım yapın, kademeli satım yapın. Bizde şöyle bir zıtlık var. Düşerken alıyoruz. Pardon, düşerken ben hatta böyle kendi kendime şey dedim. Ya gerçekten biz bunun tam tersi davranıyoruz. Düşerken alım yapıp yükselirken satacağımız yerde biz aslında yükselirken alıyoruz, düşerken satıyoruz. Ya orada öyle bir tersi davranıyoruz ki. Yani maliyet ortalaması yapsaydınız hani 8'den almış olanlar atıyorum 50 bin liranız var gidip 8'den niye aldın yani? Hani böyle 25 binini oradan al gideceğini düşünüyorsun madem 9'a ki
Gerçekten bunu da haksız değilsiniz. Bütün bu zamana kadarki söylemler, yüksek kur söylemi, bu zamana kadarki uyarıları hep aslında kurun yukarı gelmesi ve rekabetçi kur neredeyse biz küçük bir Çin olma yolunda bir politika uyguluyoruz noktasındaydı. Dolayısıyla burada kafa karışıklığı yaşamanız ve kendi küçük tasarrufunuzu ya da büyük tasarrufunuzu haklı olarak kaygılanmanızı da çok doğru buluyorum. Bu konuda da gerçekten size herhangi bir hani bunu söylüyorum ama bugün itibariyle beni dinliyorsanız yani bugün beni keşfettiniz ve dinliyorsanız ben Mart ayından beri yayın yapan bir insan olarak dolardaki bu hareketlerin aslında 8 liranın üstüne gitme potansiyeli olduğunu hep vurguladım. Yazın aldığım konuklarda bunu hep vurguladım. O zamanlar o hareketi yapanlar üzülmediler. Yani bunu onun için söylüyorum. Hani 6.80'den almış olan bugün niye üzülsün? 7'den almış olan bile bugün niye üzülsün? En azından hani şöyle bir hesap yapayım bu arada ben. Bir küçük. Hemen. Yani %13 tabii kurdaki genel olarak bir dakika şeyi hesaplıyorum. Hani 7.50'den aldım 8.50'den satamadım diye düşünenler oradaki aslında neyi feda etmiş oluyorlar TL faiz açısından bir onu hesaplayayım istedim size. Dolayısıyla dolar TL'de 8'in üstünde maliyetli olanlar için keşke kademeli yapmış olsalardı. Keşke tek seferde paniğe kapılarak bu hareketi yapmamış olsalardı. İşte maliyet ortalaması dediğimiz şey, işte kademeli alım dediğimiz şey budur. Satarken de inanın şahsen bana bunu soranlara hep kademeli satım yapmalarını, 8.50'nin olduğu o cuma günü ve çok süratli indiğimiz pazartesi günü hep 3'te 1 oranında portföyünüzde bu işlemleri yapın dedim. Dolayısıyla dolar TL tarafını böyle kapatıyorum. Hemen altın tarafına geliyorum. Altın için ben 6. bir insan olarak şimdi var ya bunu söylüyorum. Bunu söylediğim zaman kendi kendime de şey diyorum. Yani böyle bir yorum da olamaz. Şimdi altında her ne kadar aşağı haberleri gelmiş olsa da ons bazında altının bu 1850'nin altına sarkamaması hani normalde aşağı haberi geldi o da böyle hop hani nasıl biz bakan değiştirdik aşağı geldi dolar TL dolayısıyla ve faiz arttırdı kur aşağı geldi aşağı haberi geldi madem önümüze gelecek şu 1-2 ayda o da gelmeliydi yani 1780 onslara gelmiyor demek ki orada böyle bir şey yapmaya çalışıyor onun için ons bazında altının o 1850-1950 bandı için baz alacak olursak lütfen ve lütfen gözünüzü seveyim. Bak buraya tarihini de yazdım. 11 Eylül tarihinde Onedio'da altınla ilgili bir yazım var. Ne olur okuyun o yazıyı. Şöyle de başlığı da şu. Altın pandemi sürecinde tüm yatırımcıların yeniden gözdesi oldu. Gözdesi neden oldu? Başlıklı yazım. 11 Eylül tarihi Onedio Saadet Büyük'te yazsanız Google'a çıkar. O kadar güzel anlatmışım ki aslında bugün onun üstünde ekleyeceğim hiçbir şey yok. Ons bazında bakacak olursak 1850-1950 ons bazındaki hareketine devam ediyor altın. Bence zaten bir önceki yayında şurada bir hafta önce size yayın yaptım. Orada ons bazında altın için ne söylemiştim? Dedim ki Amerikan seçimleri önemli. Belli ki biz seneyi böyle kapatacağız. Buralarda bir dengelenecek. Belki yatay aşağı doğru ve bir dengelenme hareketi olacak ons bazında. Ama asıl Biden'ın göreve gelmesi ve yeni teşvik paketlerinin önümüze gelmesiyle yeni senaryoya bakacağız. Yani o 2100 ve 100 dolara doğru bir ivmelenme göreceksek artık ancak Ocak ortası itibariyle önümüze gelecek. Dolayısıyla böyle git gelle 1850-1950 bandında neredeyse sene sonuna kadar çok daha anormal bir şey olmazsa ben böyle bir hareket beklerim. Olursa zaten size yine yorum yaparım ons bazında. Dolayısıyla ben böyle 500'ün üzerinde almış olanlar için gene beni daha önce keşfetmediği için maalesef oralardan maliyetlenme yapmış olanlar hemen kendime pay çıkarıyorum. Şöyle diyeyim bakın o kadar geniş bir bant veriyorum ki 450 ile 500 arasındaki bir yerden aldığınız zaman sizi üzmez bu gram bazında. Çünkü asıl hareketi yaptıran ısrarla üzerinde durduğumuz altın için neydi? Dolar TL'deki hareketti. Ve lütfen bu yazıyı okursanız şunu göreceksiniz. Ben diyorum ki dolar TL'deki her geri çekilmede alın ki o zamanlar 7.20. Dolayısıyla şimdi gramın buraya gelmiş olması ve hangi amaçla almıştınız? Çok kısa vadede böyle 15 günlük, 1 aylık hareketler için asla zaten yani hiç öyle bir önerim olamaz. Zaten tavsiye vermiyorum. Sadece naçizane kendi bilgimi sizlerle paylaştığım için o kadar kısa vadelerde niye o harekete gittiğinizi sorguluyorum. Yani o gram olarak 450 ile 500 arasında da hareketin devamını
500'ün üstünde o salınımların aslında satış fırsatı. 450'nin altındaki her hareketinde bence gerçekten üzmeyeceğini, hatta orta vadede çok çok iyi alım seviyeleri olduğunu hala düşünüyorum. Bu düşüncemde de hiçbir değişiklik yok. Bence bu seviyeler gayet iyi alım seviyeleridir. Yani aradaki fiyat hareketleri elbet olacak. Dolar TL'deki geri çekilme paralelindeki bugün işte 450'leri falan gördük ya, 455'leri. Ya 480'lerden alan niye üzülüyor, ben onu anlamıyorum. Ya da 485'ten almış bana yazıyor, Feryat Figan Saat Hanım satayım mı? Ya niye satıyorsun? Hangi amaçla almıştın? Yani bu hareketi yaparken lütfen portföyünüzde altını aldım. Ben şimdi altını niye alıyorum? TL'de ben %15 getiriyi şu an alabiliyor muyum? Faizde alabiliyorum. Yani ayda %1 bir getiriye razıyım. Ha, altında böyle bir %15'lik hareket olma potansiyeli var mı? 450'den alsam %10, %15 yukarı yaptığı zaman bu beni 500 lira getirir mi? Bu ihtimal hala masada var mı? Var. O zaman demek ki hala altın bir yatırım enstrümanı olarak portföyümde durmalı. Ama siz tek seferde hareket ediyorsunuz ve bölmüyorsunuz. Yani ben baştan beri, bu yazıda da göreceksiniz, portföyünüzün %30'unda olmalı. Zaman zaman arttırılabilir, %50'ye getirilebilir. Portföyünüzdeki ağırlığı diye hep uyarılarımı yapmıştım. Onun için panik olmanızı doğru bulmuyorum. Altın içinde ben hiç beklemediğim, aslında kısa vadede böyle bir fırsatı vereceğini hiç beklemediğimiz seviyelerin içinde olmamızın tamamen dolar TL'deki geri çekilme kaynaklı olduğu için buraların satmak üzere bir pozisyon değil ya da panik pozisyonlar değil. Tamamen tutulmalı, portföyünüzde olmalı. Çünkü önümüzdeki yıl 2021'de işte teşvik paketleriyle, yeni açıklanacak ekonomik programla, her ne kadar aşıyla ilgili, korona ile ilgili açıklamalar gelse de benim için şahsi fikrim en önemli altındaki hareketi sağlayan Amerika'nın uyguladığı faiz politikası ve 2021'e kadar bu faiz politikasını değiştirmeyeceği ve faizi düşük tutacağı bir ortamda. Ben birkaç milyar dolar servet sahibi bir kişi olarak veya bir yabancı fonun yöneticisi olarak veya bir dünyadaki bir Amerikan menşeli bir fonun yöneticisi olsam veya o paranın sahibi olsam, paramı nereye koyardım? Alternatifim ne ki? Çünkü faiz ortamının bu kadar düşük olduğu dünyada, böyle bir ortamda gidebilecek yerler belli işte. Ya emtialara gidecek, ya gerçekten Biden'la beraber yeşil enerjinin o elektrik neredeyse uçan arabaları falan göreceğiz. Öyle bir teknolojiye gidiyoruz yani. İşte yani kendisinin açıkladığı teşvik paketinin içinde var bunlar. Yeşil enerjiye daha çok pay ayıracağı, bununla ilgili teşvikler açıklayacağı, bunlar neyi destekler? Gümüşü destekler. Değerli metalleri destekler. Dolayısıyla bu senaryolar önümüze ne zaman gelir? 2021'de. Onu o zaman konuşuruz. Ama sene sonuna kadar ben yani tutmaya devam ederim. Portföyümde olmasının doğru bir yatırım aracı olduğunu düşündüğüm ve alternatifinin o anlamda ne olacağını, yani onu satacağım, yerine ne koyacağım? Yabancı yatırımcılar da böyle bakıyor. Biraz bu bakış açısıyla bakarsanız yanılmayacağınızı düşünüyorum. Bu kadar. Çok güzel özetledim bence. Yeterli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Altın ve dolar TL için vallahi hakikaten sorunuzun olmaması gerektiğini inanıyorum. Çünkü böyle hızlı hızlı anlattım. Gümüşçüler sabırlı olun. Olur mu? Gümüş olanlar sabırlı olurlarsa yeni alım için bile, yani gümüş tarafı için söylüyorum, 2021'in bu konuda ben neredeyse altından daha fazla gümüşü konuşacağımızı düşünüyorum. Onun için gümüşçüler sabırlı olurlarsa, böyle panik yapmazlarsa, fiyatlar yükselirken almak değil satmak kararını verip fiyatlar düşerken, bakın bugün altının düşüşünü konuşuyoruz. Bana diyorsunuz ki satayım mı? Ya ne satması, alma zamanı şimdi. Neden? Kademeli alım için ama. Lütfen. Ay bir daha böyle büyük harflerle söylüyorum. Bakın sonra SPK, MPK. Ya burada böyle canlı raş yarın yayın yapıyorum diye beni şey yapmayın. Bunların hepsi çünkü gerçekten bir bedel karşılığı kurumlar bunu yapıyor. Bu bir yatırım danışmanlığı kapsamındadır. Bütün bu bilgiler sizin risk yapınızı bilmeden, hangi vadede alıp satacağınızı bilmeden, ne kadar kazanma potansiyeliniz olduğunu ben öngörmeden afaki yorum yapıyorum. Belki diyeceksiniz ki ya bana %10 yeter. 2 ayda %10 yani süper getiridir. 2 ayda %10 dediği zaman çarp onu %60 getir demektir. TL'de böyle %60 faiz mi var? Yani anlatabiliyor muyum? Hani bizler böyle matematik tarafıyla baktığımız için siz böyle alayım satayımlarda
genel yorumlardan naçizane kendi portföyünüz için bakın. Seviyeleri de böyle aa 450 dedi, aa 500 dedi diye de bakmayın. Hani bizler bunlara kendimizce yıllardır hepimizin güvenilirliğini kendi iş hayatından tecrübe ettiği şeyler var. Yani parametreler var ve kullandığımız teknik analiz yöntemleri var. Onlara bakarak seviyeleri öyle veriyorsan 3 aşağı 5 yukarı oynamalar olabilir ama o geniş bandın içerisinde bu 500'e doğru yaklaşmak ve 450'ye doğru aşağıda yaklaşmak buralar alım için, buralarda satım için gayet uygun. Aralarda almışsanız da bekleyin, yani hani alternatifinizin ne olduğunu bir düşünün. O alternatife geçmek için de bu TL'deki faiz oranı size cazip geliyor mu bunu düşünün. Bence yeterli bir yayın. Yayını kapatıyorum. Gelen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Var mı bir soru? Altın asla kaybettirmez, kesinlikle sabır olun. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Vallahi yarın storylerde koyacağım. Instagram'dan beni takip edenler. 50 yıllık grafiği ha. Yani ben yokmuşum tedavide. Yani gerçekten gram bazında bakarsanız bakın, ama lütfen hani gram olarak bakın. Arada çünkü 2008'de falan öyle 900'den 1810'a gittik. Ondan sonra 1100 onslara düştük yani. Bir dakika. Hani ons bazında o bu söylediklerim değil. Dolar TL'de içeride uyguladığımız politikalar değil. İsterseniz doğru deyin, yanlış deyin, ama gram bazında bakacak olursanız altın arada o dalgalanmaları gösterse de üzen bir yatırım enstrümanı olmamış. Bunu ben söylemiyorum. 50 yıllık grafiğine baktım vallahi bugün. Yani o kadar diyeyim. Gram olarak bakarsanız uzun vadede, yani elinizde tutuyorsanız, dolayısıyla el ele bir yerde sizi aslında üzmeden tekrar niye bizim, yani bakın iki şey bizim genlerimizde var. Birisi konut, hani ona çok inanıyoruz ya, yani genetik olarak böyle bir şeyimiz var, almak istiyoruz. Bir de altın, yani yok düğüne gidiyoruz takıyoruz, bir yere gidiyoruz, yani bir şeyimiz var, bizim bir alışkanlığımız var. Ki özellikle çok değerli Mehmet Ali Bey, benim için de çok önemli isimlerden bir tanesi, onunla da altın yayını yapacağız. Bu altının tekrar sisteme kazandırılmasıyla da ilgili yeni bir yapı var. Onu da özellikle dinlemenizi istiyorum. Hani bunun özellikle elinde altın olanlar ya bana soruyorlar, çünkü kasada mı tutayım, saat hanım ne yaparız, bu nasıl saklanır? Şimdi bunu sisteme kazandırmak için gerçekten işleyen bir mekanizmayı kurgulamışlar. Mehmet Ali Bey de bu işin başında, hatta bana şahsen de anlattı. Ben ona da çok aklıma yattı. Ya yani ben önce kendimden yola çıkarım. Hani bana uyuyorsa tamam bu iş yol alır derim. Dolayısıyla da altının özellikle fiziksel olarak saklanmasıyla da ilgili bir yeni bir mekanizma var. Bu yeni mekanizmanın da ne olduğunu inşallah Aralık ayında Mehmet Ali Bey de bizimle beraber olacak. Kendisinden yine söz aldım. Altın yayını yapacağız. Yani altıncılar, sizi habersiz bırakmayız. Merak etmeyiniz. Öyle külliyen bir düşüş varsa da, hani bir Mart ayındaki gibi böyle neredeyse ivmelenmiş gidiyordu, şak diye korona ile beraber bir düşüş gördük. O düşüş biraz kar realizasyonu amaçlı da olabilir. Bir onlara da bakarız. Yani merak etmeyin. Genel bilgiyi size verirken öngörülerimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla ben gayet destekli ve tutarlı bir açıklama ve yeterli bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Banka hisseleri, hisse senedi içinde hemen küçük bir duyurusunu yapayım. Artık bomba, 2 haftada bir hisse senedi yayını yapacağım. Ve bütün hisse senedi ile ilgili sorularınızı orada sorabilirsiniz. Ve bu süreklilik arz edecek. Vallahi sizin için nasıl çalışıyorum görün yani. Böyle bir çalışma yok. Hakikaten hisse senedi olanlar o yayında, ilk yayınımızda Allah nasip ederse bu haftadan sonra olacak. Ben size onun duyurusunu yine yaparım. Hisse senedinde teknik analiz seviyelerine bağlı olarak portföy önerilerimiz de olacak orada. Hisse tarafında da öne çıkarttığımız hisseler olacak. Hisseciler üzülmesin. Hep size lütfen o ne diyordaki yazımı da, ya valla kendime atfediyorum ama gerçekten ben oturup hafta sonu bunlara çalışıyorum, yazıyorum yani. Ben deli gibi bunlarla ilgili sırf size faydam olsun diye uğraşıyorum. Yani lütfen dönüp bakın, o böyle bir günlük iki günlük anlatım değil ki. Borsada en çok kazandıran olmanız için yapmanız gerekenler başlıklı bir yazım var. Açın bakın. Çok teşekkür ediyorum. Hisse sorunuza böylece cevaplandırdım. Gümüşü de cevaplandırdım. Teşekkür ediyorum. Yayına katılanlara, beni izlediğiniz için ve böyle güzel yorumlarınız için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de faydasını görürsünüz. Bitcoin'i gördüm ama bu yayının süresi ona yetmez. Onu bilayla konuşuruz. Bitcoin'ciler de o kadar şey yapmasınlar. Onların da zamanı geliyor. Hani böyle panik olmayın. Olur mu? Böyle bir sakin sakin daha durun.
Daha bir Aralık ayımız var, yaşayacağız. O zamanların geldiği konjektüre gidiyoruz. O değişimin geldiği konjektüre doğru gidiyoruz zaten. Biz de bunları böyle hani öncesinde söylüyoruz. Portföyünüze bir miktar olabilir. Nedenlerini de açıklıyoruz. Buradan kendinizce lütfen kendi süzgecinizden geçirin, olur mu? Bir bilgi sizinle paylaşıldığı zaman ikna olmak üzere dinlemeyin. Benim de öyle bir amacım yok. İkna etmek gibi bir şeyim olamaz. Bilgiyi anlatıyorum. Kendinizce doğru olan ve bu zamana kadar istikrarlı bir insan olarak şahsımı öyle görenler var. Oradan kendinize çıkarım yapın. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok sevgiler.